Ama bunu anlatmak mecburiyetindeyim. Bunu anlatmazsam benim varlığımın anlamı kalmaz. Yoksa ben buraya niçin geldim? Pop müziğini kurmak için. Niye geldim? Onu geliştirmek için, genleştirmek için. Niye? İşte 15 ekol diyorum. Böyle söylüyorum. Sakın beni hafife almayın. Beni çok ciddi dinleyin. Ben çünkü gerçekten ciddi bir adamım. Gerçekten bu memleketin kültürü için yaratılmış özel bir adamım. Alkışlayalım arkadaşlar. Bravo. Bravo. Ya. Devam edin arkadaşlar. Bravo sana baba, bravo. Bakın, ayakta çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir tefrik yapmadım hayatım boyunca. Ben hem köylüyüm, hem şehirliyim, hem kasabalıyım. Hem her partinin mefkûresine yakın duran adamım. İnanın böyle. Hepsinin kendine göre haklılık sınırı vardır. Ben ille Fenerliyim, bilmem Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım. Ben milli takımlıyım. Ben böyle bir adamım. Ondan sonra ve bu milletin âli menfaatlerini, üstün menfaatlerini hep düşünen, onu kollayan bir insanım. Bizi ergitemezler. Benim gibi adamlar olduğu müddetçe bu iş olmaz. Bravo. Peki, Erol aslında sığınarak, demin o kitaptan bahsediyordun ya, seni o üzdükleri dönemde hala mesela o kitabı sen bütün inadınla medyaya taşımaya çalışıyorsun. Evet. Ama zamanında yani o senin o iyi niyetin inanılmaz derecede suistimal edilip kullanılmadı mı? Evet, kullanıldı. Şimdi o kitabı...